heyecanla bir mektup yazıyordu ünlü iş adamı. Halbuki yeni siparişler verilmek şöyle dursun, Türk Hava Kurumu hesabına imal ve ikmal olunan 10 adet mektup teyyaresinin bile tesellümünden imtina, mukavelemiz fes ve teminatın irat kaydolunmak gibi nev ama gayret kırıcı ve teşebbüsü körletici bir muameleye maruz bırakıldım. Mektup, Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye yazılıyordu. İkinci Dünya Savaşı'nın hemen başında yazılan mektubun konusu, Türk Hava Kurumu'nun açtığı 10 eğitim uçağı ve 65 paraşüt imal etme işini kazanan Nuri Demirağ'ın ürettiği uçakların alınmaması kararıydı. Demirağ sayfalarca yazdı, yazdı. Yeşilköy'de kurduğu fabrikada ürettiği uçakların sözleşmeye aykırı olarak Eskişehir'de test edilmesi istenmişti. Asıl işi pilotluk olmayan ancak uçakların imalinde büyük katkısı olan mühendis Selahattin Raşit Alan kendisi götürmek ister eğitim uçağını. İstanbul'dan Eskişehir'e kadar gelir. Buradaki Türk Hava Kurumu'na bağlı İnönü Eğitim Merkezi'ne inerken pist başındaki hendekten çıkarılan toprağa iniş takımları çarpar ve takla atan uçak kırıma uğrarken Alan da hayatını kaybeder. Bu kaza olacakların habercisidir sanki. Bir süre sonra testler yapılır ve pervane devrindeki küçük bir eksiklikle uçakların akrobasi yeteneklerinin yeterli bulunmaması gerekçesiyle alım reddedilir. 51 bin liralık teminatta irat kaydedilmiştir. İş adamı Mehmet Nuri Demirağ, sözleşmeye göre imalatı kontrol etmesi gereken kimsenin fabrikaya gelmediğini, Yeşilköy yerine Eskişehir'e çağrıldıklarını, ikinci bir deneme tekliflerinin sebep gösterilmeden reddedildiğini, şartnameye uygun deneme yapılmadığını, 180 gün içinde yenileme haklarının kullandırılmadığını, pervane ayarlarını değiştirmek gibi basit bir önerilerinin dahi kabul edilmediğini yazar. Bir heyet gelmiş, bir heyet, ondan sonra Nuri Demirağ gerekli iltifatı yapmamış heyete. O heyette uçağı almaktan almıyorlar ve uçak almadığı için de bütün fabrika muattal oluyor. Devlet almazsa bu uçakları kim alır ki Türkiye Cumhuriyeti'nde? Yani gelecek heyetin vatansever olması lazım. ...29 Kasım 1939'daki bu uzun, detaylı, rapor gibi mektubun ardından ...26 Ağustos 1940'ta bir mektup daha kaleme alır. Sonunda eklediği cümle manidardır. Hoş, karakterim buna müsait değil ama bu parayla farz-ı muhal 15-20 adet han, apartman yaptırır, senede 150-200 bin lira gelir alarak istediğim gibi yaşardım. Fakat yapmadım. Ne uzun mektupları, ne haklı olduğu açık itirazları, ne bütün bunları para kazanmak için değil, memleketin büyük ihtiyacı olduğuna inandığı havacılığın gelişmesi için yaptığını yazması işe yarar. Devletin aşılmaz, soğuk, sağır duvarlarına çarpıp geri döner bütün çığlıkları. Sadece uçaklar için montaj atölyesi, dökümhane, motor ve pervane imalathanesi, malzeme, muayene ve tetkik laboratuvarları yaptırmamıştır. İstanbul'da Yeşilköy'deki ilk sivil havacılık
tesislerini kuran, gökokulu açan, orada pilot yetiştirmek için kurslar düzenleyen, okullar açan, Ankara-İstanbul arasında ilk sivil uçakları hareket ettiren, son derece başarılı çalışmalardır. Resimhanesi, yalnız uçak sanayi resimhanesi ta 1965'teki Türkiye'nin dahi ulaşamadığı en büyük resimhanesiydi. Teknik resim. En aşağı 20-30 kişi resimhanede çalışıyordu. Yeşilköy'de pilot ve teknisyen yetiştirmek için bir uçuş okulu, bakım hangarları, 1200 metrelik uçuş pisti, deniz uçakları için sahilde modern bir kızak mahalli de inşa ettirmiştir. Devlet bütçesinin 200 milyon lira olduğu bir dönemde sadece ihalenin gerekleri için 1,5 milyon lira harcamıştır. İhaleden çok önce giriştiği havacılık sektöründeki çalışmaları için Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak'tan ya da dönemin en yetkili hava komutanı Hava Müsteşarı Ziya Doğan'dan aldığı takdir dolu mektupların bir işe yaramadığı zamanlardır artık. 1944 yılında istemeye istemeye dava açmak zorunda kalır. Aynı yıllarda dönemin Amerikan Dakota uçakları 250 kilometre hız yapıp 3500 metreye tırmanabiliyordu. Demir Ağan, adının kısaltması olarak Nut-36 diye isimlendirici uçakları ise 200 kilometre hız yapıp 3350 metreye tırmanabiliyordu. Bu özelliklerine ve bilirkişi raporlarının lehinde olmasına rağmen Ankara Ticaret Mahkemesi Demir Ağan aleyhine karar verir. Nuri Demir Ağa haksız bulmuştur. Ne yazık ki bu güzel girişim, iyi başlamış sivil havacılık girişimi, imalatı girişimi böylece sona ermiştir. Günde bazen bir metre ilerlenebilen demir yolu müteahhitliğinden gelen, dağ taşı dele dele, sabrı da, inadı da öğrenen Nuri Demir Ağa hemen pes etmez. Eğitim uçağı çalışmaları sırasında yine motor hariç tamamen Türk yapımı olan 6 kişilik bir uçak daha üretilir fabrikasında. Adını Nut-38 koyar. Şimdi Nuri Bey'in elinde bu 12 uçak kalınca zaten memlekete hizmet etmek onun prensibi. Ben bu uçakların işe elverişli olduğunu bizzat okul açıp uçurarak ispat ederim diyor. Fabrikada da 36 ile 38 arasında daha iyi bir, daha ileri bir tip üretmek üzere Nuri Bey Almanya'dan uzman getirerek faaliyetine devam etmiş ve NÖD-38'i prototip olarak üretmiştir. Her biri 160 beygir gücünde çift motorlu, 325 kilometre hız yapıp 5500 metreye kadar çıkabilen Nut-38, gerektiğinde bombardıman uçağına çevrilebilecek özelliklere sahipti. Tabii ki bu uçak da nakliye uçağı olarak kabul edilip devlet tarafından satın alınmadı. Demir Ağa kendi kurduğu gökokulunda pilot yetiştirmeye devam etti. Bu pilotlar yetersiz bulunan o uçaklarla yıllarca, yüzlerce defa uçtular. Kendisi de özellikle Nut-38'le onlarca seyahat yaptı. NÖD-36 uçağımız tam ihtiyaca cevap verecek bir uçaktır. Ben 600 saat uçtum. Kendim yetiştim, talebe yetiştirdim. Benim gibi binlerce saat uçuş oldu. Kimsenin burnu kanamadı. Demek ki bu işe elverişli bir uçakmış.
1944 yılı Mayıs ayının sonlarındaki gazetelerde ilk yerli uçağımızın İstanbul'dan Ankara'ya başarılı bir şekilde uçtuğu haberleri yer alıyordu. Peki ne olmuştu da bu kadar büyük paralar harcanan, ülkenin hele ki o savaş koşullarında büyük bir ihtiyacını gideren yerli malı uçaklar neredeyse bahane denilecek sebeplerle alınmamış, bu önemli girişim kaderine terk edilmişti. Mehmet Nuri Türk burjuvazisi oluşturmak ve temel sektörlerde yabancılar yerine kendi çocuklarını tercih etmek politikasını benimsemiş bir dönemin müteşebbisiydi. Demir yolları gibi çok pahalı ve bir o kadar da kritik yatırımlara cesurca girmiş ve en uzun demir yolunu döşemiş iş adamıydı. Atatürk'ün bu başarısından dolayı kendisine tıpkı 10. yıl marşında geçtiği gibi Demir Ağa soyadını verdiği Mehmet Nuri, ülkenin en zengin kişisi olmayı da başarmıştı. İlgi alanındaki çok sayıda iş arasında özellikle havacılığı keşfettiğinde önce Vecihi Hürkuş'la ortaklık yaptı, onu destekledi. Sık gittiği yurt dışı gezilerinde incelediği havacılık sektörüne yatırım yapmaya karar verdiğinde yıl 1936'dır. Önce Beşiktaş'ta Hayrettin İskelesi'nde 5 ayda bitecek araştırma atölyesi kurulur. Maden zengini memleketinde uçak motor fabrikası kurmayı ve bir uçuş okulu da tasarlar. Sonunda proje değişir, Divriği'de ortaokul kurulurken pilot okulu İstanbul'da açılır. Türk Hava Kurumu'nun ihalesini kazanıp ürettiği uçaklar reddedildiğinde artık Atatürk hayatta değildir. Cumhurbaşkanı, Milli Şef İsmet İnönü'dür. 1940'lı yılların başında sert bir mücadeleyle karşı karşıya gelen Mehmet Nuri ile Mustafa İsmet aslında çocukluklarını aynı şehirde geçirmişti. Sivas Divriği'de dünyaya gelen Mühürdarzade Mehmet Nuri doğduğu şehirde büyürken kendisinden 2 yaş büyük İzmir 1884 doğumlu Kürüm oğullarından Mustafa İsmet de aynı şehre geldi. Yardımcı sorgu hakimi Reşit Bey'in tayini nedeniyle geldikleri Sivas'ta Mustafa İsmet, ilk ve ortaokulu bitirdi, mülki idadesinde bir yıl okuduktan sonra 1897'de İstanbul'a mühendishane idadesine geçti. O yıllarda yine aynı şehirde Mehmet Nuri de ilk ve orta öğrenimini tamamlıyordu. Birisi subaylığı tercih edip cepheden cepheye giderken, diğeri de memuriyette hızla ilerledi. 1918'de ikisi de İstanbul'daydı artık. Mehmet Nuri Fransızların Taksim kışlasını ucuza almalarını engellemeye çalıştıysa da başaramadı. İşgal altındaki bir ülkede yaşıyor olmaktan dolayı zaten mutsuz olan genç ve idealist adam, memuriyetten de soğudu ve kendi ekmeğini kendisi kazanmak için ticareti seçti. Aynı yıl Filistin cephesinde yaralanan Mustafa İsmet de tekrar İstanbul'a dönmüştü. Yıllar yılları kovaladı. Cumhuriyete giden yolda birisi ikinci adamlığa yavaş yavaş yükseldi, diğeri ticaretteki en cesur ve en başarılı iş adamı oldu. Cumhuriyetin ilk yıllarında birisi başbakan, diğeri en büyük müteahhitti. Yaptığı demir yollarından dolayı Atatürk Mehmet Nuri'ye Demir Ağa soyadını verdiğinde Mustafa İsmet de Eskişehir'deki muharebeler nedeniyle İnönü soyadını almıştı. Başbakan İnönü, müteahhit Demir Ağa'nın yaptırdığı demir yolları üzerinde giden trenlerle memleketi geziyor, onun yaptığı işlerin açılışlarına katılıyordu. Her ikisinin de değil ama Nuri Demir Ağa'nın kaderini belirleyecek olan Mustafa İsmet'in soyadını aldığı Eskişehir'deki İnönü ilçesi olacaktı. En büyük hayali burada takılıp yuvarlanacak, hiç yenilmemiş iş adamının büyük yenilgisi burada başlayacaktı. Mehmet Nuri Demir Ağa,
memuriyetten istifa ettiğinde ne iş yapacağına çoktan karar vermişti. Birçok iş gibi sadece yabancıların tekelinde olan sigara kağıdı üretecekti. Tahtakale'deki ecnebi satıcının astığı ilandaki biçimsiz ay ve yıldızı ısrarla düzeltmemesi üzerine almıştı bu kararı. İçki, sigara, kahve, hiçbir alışkanlığı olmayan, memuriyeti süresince işinden ve kendisini yetiştirmek için okuduğu kitaplardan, üniversitedeki konferanslar ve Fransızca derslerinden başka şeyle ilgilenmeyen genç adamın 56 altın lirası birikmişti. 256 Osmanlı lirasına çevirdi ve Tahtakale'de ketencilerde bir dükkan açtı. Üretip sattığı sigara kağıdının adını da Türk Zaferi koydu. Birbirine bakan çifte ay yıldızdan oluşan logolu bu sigara kağıtları sayesinde 3,5 yılda 84 bin lira kazanır. Ardından Limoncular İskilesi'ne ithalat ve ihracat firması kurar. ...1925 yılında kırkına gelmiş, olgun bir iş adamıdır. Başarısının yarısını disiplinli olmasına, yarısını da cesaretine borçludur muhtemelen. 7 Mayıs 1925'te ailesine kanuni hakları içinde geçimlerini sağlayacak parayı bıraktıktan sonra kalan bütün servetini topluma harcayacağına dair vakıfname hazırlar. Osmanlı'nın son döneminde uğranılan haksızlıklar ve zararları görerek yaşamış Cumhuriyet'in kurucu ekibi, ekonomi alanında çoktandır gelişmekte olan bir eğilimi iyice canlandırır. Sanayinin altyapısı Anadolu'nun kendi evlatlarıyla kurulacaktır. Fabrikalar, tesisler, demir yolları kurulurken bu işleri yapması için Türk müteşebbislere çağrı yapılır. Mehmet Nuri de kardeşi mühendis Abdurrahman Naci ile birlikte Fransız şirketine verilip sonra iptal edilen Samsun-Sivas demiryolu hattının inşa ihalesine girer. Hayallerinin gerçekleşmeye başladığını sezer Nuri Bey. 210 bin lira bedelle ve sadece 7 kilometredir işleri. ...7 kilometreyle başlayan demiryolu müteahhitliği Samsun, Amasya, Sivas, Erzincan, Erzurum, Afyon, Isparta, Burdur derken 1141 kilometreyi bulur yıllar içinde. Dışarıdan bakıldığı kadar kolay da olmaz bunca yol. Sarp geçitler, taşkın nehirler, sert kayalarıyla karşılarına dikilen dağları, binbir zorluk, mücadele, azim ve sabırla köprüler, tüneller, yollarla aşarlar ağır ağır. Başardığı müteahhitlik alanında sadece demir yollarına değil, genç cumhuriyetin üzerinde yükseleceği yeni yatırımların çoğuna katılır. Bursa'daki Sümerbank Merinos fabrikasının inşası bunlardan biridir. Karabük'te demir ve çelik fabrikalarının temelini atmak için toplanmış bulunuyoruz. Devletin en çok önem verdiği ağır sanayi yatırımlarından Karabük Demir Çelik Fabrikası'nın tesislerinin bir bölümünü de yine demir ağ yapar. İzmit Kağıt Fabrikası'nı memleketin iktisadi açılmasında iyi esaslardan biri olarak telakki etmek hakkımızdır. Şeker, çimento, kumaş, demir gibi kağıt da o yılların önemli ve mutlaka yapılması gereken yatırımlarından birisi olarak görülmektedir. İzmit Selüloz Kağıt Fabrikası, yani SEKA'nın inşaatında çalışır. Sivas denilince mutlaka işin içinde olmaya çalışan Nuri Bey, burada yapılan çimento fabrikasının da inşaatını üstlenir. Yeni meclis binası, Ankara Garı gibi çok sayıda büyük işin bir parçası olan demir ağ, İstanbul Hal Binası, Eceabat Havza arasındaki şose yol dahil onlarca esere imza atar. Memleketinde yaptırdığı ortaokulla kardeşi Abdurrahman Naci'nin döşediği su şebekesinin Divriğli çocukların kaderini değiştirdiğini bugün bile anlatıyor insanlar.
Öte yandan Mehmet Nuri Demirağ'ın yaptıklarının, hayal ettiklerinin sadece küçük bir parçası olduğunu görmek de insanı hayrete düşürüyor. 30 yıl daha geç dünyaya gelmeliydi ona göre, hayallerini gerçekleştirebilmek için. Boğaz'a daha 1931 yılında Haydarpaşa Sirkeci arasına bir asma köprü yapmak için 4 yıl boyunca etütler hazırlatmış, Amerikan Bethlehem Steel Company ile prensip anlaşması yapmıştı. Ama bu düşüncesi de kabul edilmedi. İstanbul, köprüsüne kavuşmak için 38 yıl daha bekleyecekti. Tıpkı Fırat Nehri'ne baraj yapma fikrinin kabul edilmeyip yıllarca Keban Barajı'nın bekleneceği gibi. Pakistan'da katıldığı İslam Birliği Konferansı sonrasında teklif ettiği Şark ve İslam Birliği önerisi, buna bağlı olarak Üsküdar'da bir teknik ve ahlak üniversitesi kurma çabası da görmezden gelinir. Yıllar sonra ülke gündemine girecek modern köylerin oluşturulması fikri de destek görmeyen projeleri arasındadır. Türk Hava Kurumu'nun açtığı ihale sayesinde girdiği paraşüt üretimi de kendisinden sonra yarım kalır. Bu topraklara borçlu olduğunu bilen her insan gibi sayısız çeşme yaptırır, şahsi bağış ve yardımda bulunur. Her türlü yardımı yaptığı, prefabrik evler kurdurduğu Erzincan depremine ailesinin evdeki giyeceklerini bile gönderir. Uçak üretimi gibi çok önemli bir projeye yaptığı büyük yatırımın kaderinin sadece devlet yöneticilerinin iki dudağı arasında olduğunu gören Nuri Demirağ, başarılı olmak için siyasete girmek gerektiğine inandı. Nuri Demirağ o sırada bir parti kurmaya başlamış. Ve kurduğu parti de Milli Kalkınma Partisi. Aman dedi, bize yardım edin. Ve Türkiye'nin işte bildiğiniz gibi ilk partisiydi. Öteki serbest fırkat falan olaylarından sonraki ilk. İnönü'nün Cumhurbaşkanlığından sonra ilk partiydi. Ve demokrasinin ilk başlangıcı sayılabilir. Yani çok parti demokrasisi. ...18 Temmuz 1945'te başvurularını yaptığı ve 5 Eylül'de resmen çalışmaya başlayan Milli Kalkınma Partisi'nin genel başkanıydı artık. Hüseyin Avni Ulaş, Cevat Rifat Atilhan gibi isimlerle güçlenmiş partisi, liberal, devletçiliği eleştiren bir programa sahipti. Seçimlerin tek dereceli ve nispi temsile göre yapılması, çift meclisli parlamento, Cumhurbaşkanı'nın tek dönem için halk tarafından seçilmesi gibi yeni ve radikal öneriler getirdiler. Radyo kurarak propaganda yapma istekleri yine tek partinin kabul etmeyip rafa kaldırdığı istekler arasındaki yerini aldı. Hükümet bazı endişeler duydu. Bu iki kardeşin bütçeleri devlet bütçesinin yarısı kadardı, bankalardaki nakit paraları. Ne o zaman Sabancı vardı, ne Koçu vardı. Devlet kadar zengin olan bir adamın sonradan da bir parti kurması, ki partiyi de uçak dolayısıyla çiğnetti. Mani oldukları için partiyi kurdu. Partinin sesini duyurmak için gazetecilerle buluşan Demirağ, onları köşk ve korusunda eski tür misafirperverlik göstererek kuzu ziyafetleriyle ağırlıyordu. Kurduğu parti aracılığıyla da harcamaları marcamaları da biliyorsunuz bir sürü o günün basında masında dedikodulara medikodulara olmuştur, sebep olmuştur. Milli Kalkınma Partisi işte kuzu partisi, muzu partisi olarak görülmüştür. Ki orada da ben Nuri Demirağ'ın pek de hatalı bir iş yaptığını zannetmiyorum. Yani Türkiye'de parti anlayışının da böyle eski Türk şölenleri gibi tatlı, insanları birbirine kaynaştıran, coşturan, buluşturan bir hareket, bir aksiyon haline gelmesini istemiş ama maalesef işte o günkü şeyler açısından bu onun en zayıf tarafı olarak yakalanmış ve eleştiri konusu yapılmıştır. Bilmediği bir şeyi de bu tecrübeyle öğrendi. Ziyafette yiyip içen gazeteciler daktilolarının başına oturduğunda kendisini ve partisini Kuzu Partisi diye alaya alıyordu.
Nuri Demirhan karşısında basın halkı olumsuz oluşturdu. Eti Mesut fabrikası hakkında halkı basın sürekli olumsuz oluşturdu. Kimisi bilerek, kimisi bilmeyerek, kimisi aşağılık duygusuyla. Tartışmalı yerel ve genel 1946 seçimlerine katılan partisi beklenen ilgiyi görmedi. İstanbul seçimlerinde önde gittikleri haberi sandıklar açıldığında tersine dönmüştü. İstanbul belediye seçimini kazanıyordu. Öğleye kadar gelen haberler bütün milletin Nuri Demirhan'ı verdiğini, %90'ın söylendiği halde aşağıda yukarıya haber tam tersi gidiyordu. Efendim hile yapılıyor, sizin kazanmamanız için her türlü şeyler yapılıyor falan dediler. O da hile yapı protesto için şeyi bıraktı, seçimi bıraktı. Seçimi bırakmasaydı Demokrat Parti yerine belediyeyi kazanacaktı ve iktidarı o alacaktı. Etkinliği gittikçe azalan partisi kağıt üzerinde açıktı artık. Tabelayı biz orada indirirken kendisi yukarıda oturuyordu ve biz oradaki üç kişi o tabelayı indirdik ve o üç kişi orada ağladık. Biz de ağladık. Yukarıya haber getirdi Nuri Bey amcaya. Ve ben oraya gittim, dedim ki emriniz üzerine lavayı indirdik dedim. Arkasını boğaz içine çevirdi ve ağlamaya başladı. Demir Ağa, 1954'te Demokrat Parti Lisesi'nden Sivas Bağımsız Milletvekili olarak girecekti meclise. Siyasette uğradığı yenilginin sebebinin basın olduğunu düşündü bu sefer. Türkiye'nin en büyük matbaasını kurmak için makineler ithal ettirdi. Bir zamanlar uçaklarının bulunduğu Beşiktaş'ta şimdi büyük bir gazete çıkaracaktı. Dedi ki bu memlekette bir mücadele olacaksa iyi bir basınla olur. Türkiye'de iyi bir basın, en büyük gazete hangisiydi? Falan gazeteydi. Onun rotatifinden daha büyük rotatif. Linotiplerden daha fazla linotip getirmek suretiyle müsaade aldı ve Avrupa'dan geldi. Geldi, fabrikayı kapattı, uçak fabrikasını. O büyük dev gibi makinaları geldi, Beşiktaş'a kurdu. Adını bile koymuştu. Tercüman. Gazete halka ve hadiselere tercüman olacaktı. Her geçen yıl birbirinden büyük hayallerini gerçekleştiremediğini gören ve üst üste yenilgiler alan Mehmet Nuri Demirhan bu son projesi hayata geçti, yıllarca Türk basınının en önemli gazetelerinden birisi oldu. Ama 1955 Mayıs'ında yayın hayatına başlayan gazetenin sahibi değildi artık. Kim bilir nerede bir kere daha yılmış ve gazeteyi daha çıkmadan satmıştı bile. Nuri Demirhan neredeyse servetini kaybettiği, büyük bir hayal olarak ülke için çok önemli gördüğü milli uçak projesi konusunda uğradığı yenilginin sebebi neydi peki? Devletin bürokratik ve katı tutumu mu? Şahsi bir hesap mı? Yoksa Türkiye'nin havacılık gibi temel bir sektörde atak yapmasından yabancıların duyduğu rahatsızlık mı? Demirhan, İstanbul'daki tesis ve uçaklarını Amerikan Uçak İmalatçıları Birliği Başkanı Todt gibi çok sayıda yabancı da ziyarette bulundu ve muhtemel ki ülkelerine rapor etti. Sonunda Yeşilköy'deki pist ve tesisler teker teker istimlak edilir. Nuri Demirhan uçakla ilgili faaliyetleri o günkü siyasi iktidarlar tarafından, iktidar tarafından resmen engellenmiş ve büyük bir zararla
Nuri Demirağ'ın iflasa sürüklenmesine yol açmıştır. Yani ona uçak siparişleri verilmiş. Adam bunun için montaj fabrikası kurmuş. Parçalar getirmiş. Montajları yaptırmış. Fakat almıyoruz demişler. Elinde kalmış. Başka yerlere satmaya kalkışmış. Başka pazarlar, yani Türkiye dışında pazarlar bulmaya çalışmış. Ki bu bir nevi o günkü siyasetin böyle bir sermaye sahibine karşı pek de yakışık almayan veya insani ölçülerle izahı güç bir şeydi. Demirağ'ın uçakları yerine daha demode oldukları bilinen yabancı uçaklar satın almış. Çok uçak elemanları yetişti. Fakat ondan sonra Amerikan yardımı bilmem ne diye Türkiye'nin uçak sanayini ikinci defa sabot ettiler. Ne Nur Demirağ'a imkan verdiler, ne de devletin bir uçak sanayi dediği savunma sanayine gitmesine mani oldular. Gözlerini hafifçe açtı. Saatin kaç olduğunu merak etti. Ağır hareketlerle kösteğini çıkardı, koltukta doğruldu, gözüne iyice yaklaştırdı ama nafile. Bulanıklık içinde saatin 2:25 geçtiğini görebildi. Tekrar dalmak üzereydi ki bir motor sesi duydu. İhtiyar kulakları dikildi. Uykusundan silkindi bir anda. Hayatta en iyi tanıdığı sesti bu. Uçak motorunun o ritmik homurtusu. İstanbul semalarında çok az rastlanan bu sese dikkat kesilirken, bir bıçağın yüreğini deşmeye başladığını da hissediyordu. Yüreği karmakarışık ve bulantı içinde motor sesiyle beraber uzaklaştı. Uçuyordu şimdi. ...1886'da Sivas Divriği'de Süleyman Ağa Mahallesi'nde Mühürdarzade ailesinden Ömer Bey ile Ayşe Hanım'ın ilk çocuğu Mehmet Nuri, 3 yaşında babasını kaybetmiş, fakirlik içinde büyümüştü. Disiplinini, çalışkanlığını, cesaret ve zekasıyla birleştirerek ülkesinin en büyük iş adamı, en zengin kişisi olmayı başarmıştı. ...13 Kasım 1957 günü babasından miras şeker hastalığına yenik düştü. Arkasında onca fabrika, tesis, 1141 kilometre demiryolu, çok partili hayatın ilk siyasi partisi, ilk Türk sigara kağıdı, ilk seri uçak ve paraşüt üretimi, Köykent ve Boğaz'a köprü gibi onlarca projeyi bırakarak. Hem başarılarını, hem başarmasına ramak kalmış hayallerini de geride bırakarak.